Valla hiç bakmayın. Size acayip kırgınım, kızgınım. Gücendim, çok gücendim size sayın basın mensupları. Bakın hala size sayın diyorsam kendime olan saygımdandır. Öyle gördüm terbiyeyi. Sayın basın mensupları. Ya biz ne yapacağız sizinle? Biz kendimizi inandırmak için ne yapalım arkadaşlar? İktidar olarak biz ne desek inanacaksınız. Ne desek itiraz ediyorsunuz. Ne desek eksik buluyorsunuz ya. He? Ünsal Bey. Bak adın da burada. Ünsal Ünlü. Her sabah kalkıyor. Bize dayıyor. Döşüyor. Bir de böyle ya hep beraber ya hiçbirimiz ya kurtuluşa kadar. Ya yürü git. Ünsal Bey. Ne yapacağız kendimizi inandırmak için size? Şimdi bakın. Olay nereden çıktı? İşsizlik rakamlarını açıkladık. Bariz bir düşüş var işsizlik rakamlarında. Ünsal Bey'i kesmiyor. Sıfır olacak herhalde. Diyor ki 2019'da 28 milyon çalışan vardı. Onu da bize jest yapmış gibi yuvarlıyor. Hadi 28 olsun diyor. Senin o fazlalığına kalmadı Ünsal Bey. Al onu ne yapıyorsan kendin yap. Yuvarlıyor 28. Tamam 28 milyon çalışan vardı. Bu sene diyor 26 milyon çalışan var. TÜİK'in açıklamasına göre. Ne demek diyor bakın yoruma geliyor. 2 milyon işsiz var. Böyle mi anladın sen bunu Ünsal Bey? Bu mu senin ekonomi bilgin? 2 milyon insanın çalışmıyor olması işsiz kaldığı anlamına mı gelir? Çalışmayı reddettiği anlamına mı gelir? Neden böyle bakmıyorsun olaya? 2 milyon insan diyor ki artık ben dünyalığımı yaptım, parayı buldum. Çalışmama gerek yok. Artı zamanımda balaya gideceğim, o paraya gideceğim, konserlere gideceğim diye öyle niye yorumlamıyorsun? Niye öyle bakmıyorsun? He? Çünkü işinize gelmiyor Ünsal Bey. İşinize gelmiyor. Benim bu 2 milyon insanım işte kalmayı, çalışmayı reddetti. Dedi ki ben artık hayatımın bu vaktini öyle balalarla, o paralarla bu paralarla değerlendireceğim dedi. Öyle bakman lazım olaya ama ne gitti değil mi Ünsal Bey? Gider tabii.